Şimdi birinci sorumuzda bize diyor ki yukarıdaki şekilde dik koordinat düzleminde verilen birim çembere OC değerinin alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Eğer ki alfa türünden eşiti diye bir ifade varsa biz ne yapıyorduk? Kenar uzunluğu bilinen kenarı kullanarak kenarları trigonometrik fonksiyon cinsinden yazmaya çalışıyorduk. Böyle bir atasözü gibi bir şey. Burası bir birim. Şimdi burası bir birim. Yorum yapmaya çalışıyorum. Şimdi şunu şuradan tamamlarsanız. Bakın orada bir tane, şurada bir tane üçgen oluşturdunuz. Değil mi? Şu yeşil üçgende karşı komşu mantığı, karşı hipotenüs mantığı, komşu hipotenüs mantığı ile o zaman mesela buraya H desem. Mesela kosinüs alfa ne yapacaktır arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüsten o zaman OH bölü 1 içler dışlar yaparsanız OH ne geldi? Kosinüs alfa geldi. Bunlardan bahsettik. Burası kosinüs alfadır. Aynı şekilde burası da ne yapacaktır? Sinüs alfa yapacaktır. Şimdi bizden istediği şey OC'nin uzunluğu. Yani buranın uzunluğunu istemiş. Mesela ben burada bir benzerlik kullanabilirim aslında. Şöyle AO'nun AH'ye oranı OC'nin HB'ye oranına eşittir. 1 bölü 1 artı kosinüs alfa eşittir. OC'nin uzunluğu bölü BH'nin uzunluğu. Yani sinüs alfa. Şimdi şu sinüs alfayı buraya çekerseniz ifadeniz ne oldu? Sinüs alfa bölü 1 artı kosinüs alfa oldu. Bu da OC'nin uzunluğumuş. Yani doğru cevabımız, hadi bakalım ben bulabilecek miyim? Adana. Doğru cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzda bize diyor ki yukarıdaki şekilde dik koordinat düzleminde verilen birim çemberde yarıçap bir birim olan çemberden bahsediyor. BOC açısı alfaymış. Alan ABC ifadesinin alfa türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yine amacımız kenar uzunluğu bilinen kenarı kullanarak kenarları trigonometrik fonksiyon cinsinden yazmak. Şimdi burada evet buradaki OB, OC, AO birer birim ama alanı bulmak için benim hani şuradan bir dik atmam gerekebilir. Şimdi şuradan dik attığımda şimdi bu bir üçgense o zaman AOB doğrusaldır. O zaman burası 2'dir. Şimdi onu cebe koyalım. Şimdi şu üçgende burası bir birim. Şimdi şöyle bir tane dik üçgen var orada galiba. Değil mi? Şöyle. Şurası bir birim. Şurası da alfa açısı. Şimdi bana neresi lazım? Şu parça lazım. Şurada kırmızıyla belirteceğim şimdi. Şurası lazım. Eğer ben bunu bulursam alanı buldum. Yani benim burayı bulmam lazım. Peki bu alfanın nesi oluyor? Karşısı. Bir de nesi var? Hipotenüsü. O zaman sinüs alfa. Mesela ben buraya K dersem K bölü 1'den K neye eşitmiş? Sinüs alfaya eşitmiş. Yani o kırmızı çizdiğimiz yer neymiş? Sinüs alfaymış. Peki alan nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2 çarpı sinüs alfa bölü 2'den cevabımız ne gelecektir? Sinüs alfa gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi üçüncü sorumuzda bize demiş ki aşağıdaki dik koordinat düzleminde x eşittir 1 doğrusu üzerinde a ve b noktaları, y eşittir 1 üzerinde c ve d noktaları verilmiş. Şimdi buradaki sarı yamuğun alanının alfa türünden eşitini sormuş. Şimdi şurası bir birim, şurası da bir birim. Ben şöyle bir şey düşünmek istiyorum. Ben şuradaki dikdörtgen hatta karenin alanını bulayım. Şuradaki üçgenin alanını çıkarayım, sonuca gideyim. Şimdi onu ben nasıl başaracağım? Şimdi şurası da 1, şurası da 1. Şimdi şu alfa ise şu da alfa. Şimdi şu üçgende, şimdi normal alan 1 birim kare zaten. Değil mi? Eksi. Benim şuradaki beyaz üçgenin alanı çıkarmam lazım. Şimdi burası 1 değil aslında. Şurası 1 değil. Neresi 1 değil? Şurası 1 değil. O 1'in tamamı da bana neresi lazım? Şu parça lazım. E şimdi bu alfanın nesi olmuş oluyor? Dikkatli bakın. Bu komşusu, bu da karşısı. Mesela kotanjant alfa ne yaptı o zaman? Mesela buraya k derseniz k bölü 1 yaptı. O zaman kotanjant alfa ne geldi? K geldi. Yani o bahsettiğimiz kenar, şurı k kenarı kotanjant alfa geldi. Üçgenin alanında ne oldu o zaman? 1 çarpı k bölü 2 oldu. Biz de ne yapacağız? 1'den bunu çıkartacağız. O zaman 1 eksi k bölü 2 yaptı. K dediğiniz şey ne aslında? Kotanjant alfa değil mi? O zaman biz şuradaki k yerine kotanjant alfa yazacağız. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 1 eksi kotanjant alfa bölü 2. Yani payda da eşit derseniz 2 eksi kotanjant alfa bölü 2 bizim doğru cevabımızdır. Yani Adana bizim doğru cevabımızmış. Şimdi aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezi yarıçap bir birim olan çeyrek çember
bir kenar y eksen üzerinde olan karesi verilmiştir. Demek ki yarıçap bir birim. Peki bir de karemiz var. B noktası çeyrek çember üzerinde olduğuna göre OD uzunluğu şu parçanın uzunluğu. Şimdi bak şunu şuradan devam ettirsem niye öyle bir şey yaptın dersen en azından şurada bir üçgen oluşturayım ki ben yine kenarları üzerine trigonometrik fonksiyonu atayabileyim. Şimdi şurası nedir? 1'dir. Şimdi şurası kosinüs alfadır. Şimdi şurası sinüs alfadır. Doğru mu? E kare bak şimdi şurası kosinüs alfaysa neresi? Bak tam şurası. Şurası kosinüs alfaysa o zaman doğal olarak burası da kosinüs alfadır. Kare olduğuna göre burası da kosinüs alfadır. O zaman ne kaldı? Buraya da toplamdan yani sinüs alfadan ne çıkarılmış hali kalacak? Kosinüs alfa çıkarılmış hali kalacak. Sinüs alfadan kosinüs alfayı çıkartırsak çünkü tamamı sinüs. Şu parça da kosinüs. O zaman şuradaki parça yani OD'ye eşit olan parça ne oldu? Sin alfa eksi kos alfa oldu. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi 5. sorumuzda aşağıdaki dik koordinat düzleminde merkezleri çakışık olan o merkezi birim çember ile AB çaplı çember verilmiştir. Bakın içerideki gri olan çember birim çembermiş. Yani şu parçanın 1 olduğunu söyleyebilirim. Her yer değil ama şurası 1, şurası 1, şurası 1. Şimdi peki CD doğrusu parçası birim çembere E noktası teğettir. Burası 90 derecedir ve çembere teğet çektiğiniz zaman tam burası birbirini ne yapacaktır? Ortalayacaktır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman CE ile ED birbirine eşittir. Burası da bir birimdir. Bizden ne istiyor? Sarı renkli daire halkasının alanının alfa türünden eşiti. Şimdi şu parçanın uzunluğu nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan aslında ne gelecektir? Orası tanjant alfa gelecektir diyebilir miyim? Derim. İsterseniz deneyin. Tanjant alfa neydi? Karşı kenar bölü komşu kenar. E komşu kenar 1'e eşit olduğuna göre buradan ED neye eşit oldu arkadaşlar? Tanjant alfa eşit oldu. Şimdi biz burası tanjant alfa. O zaman burası ne yapar? 1 artı tan kare alfa. Şurası 1 artı tan kare alfa yaptı. Tan kare x yaptı. Doğru mu? Ama bunu ne yapacağım? Kökün içine alacağım. Şimdi 1 artı tan kare yani 1 artı sin kare x sin kare alfa bölü kos kare alfa diye düşünürsek payda eşit dediğinizde kos kare alfa artı sin kare alfa bölü kos kare alfadır. E hocam kos kare artı sin kare 1'dir. O zaman 1 bölü kos kare geldi. 1 bölü kos kare de nedir? 1 bölü kostur. Şimdi ben bu kadar uğraşı niçin verdim? Şuradaki hipotenüsü bulayım diye. O zaman büyük dairenin alanı nedir? Pi çarpı r kare yani 1 bölü kos karedir. Eksi ne diyeceğim? 1 mi diyeceğim arkadaşlar? Neden? Pi r kareden 1 çarpı pi diyeceğim. Yani büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkardım. O zaman pi parantezinde 1 bölü c kare eksi 1'dir. Pi parantezinde, şimdi payda eşit derseniz 1 eksi c kare bölü c kare yapacaktır. 1 eksi c kare ne demek? Sin kare x. O zaman pi çarpı sin kare x bölü kos kare x. Sin bölü kosa ne diyorduk? Tanjant diyorduk. O zaman sin bölü kos tanjantsa tan kare x çarpı pi bizim doğru cevabımızdır. Renkli dairenin alanı alfa türünden eşit aşağıdaki hangisidir dediğinde o zaman tan kare alfa bir de çarpı pi ekleyelim. Doğru cevabımız olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu soruda aslında çember bilen vatandaşlar için pratik yollarda bir çözümü vardır aslında. Şimdi nasıl yapalım? Çember çizelim bir tane. Sonra bir tane daha çizdim. Şimdi şurayı da şöyle birleştirdim. Şurayı da şöyle birleştirdim. Her zaman bu bölgenin alanı şurası ne kadarsa x ise o zaman taralı alan pi x karedir diyebiliriz. Çünkü burası büyük r, burası küçük r olsun. O zaman ben pi r kareden pi r kareyi çıkartacağım. Neyi bulacağım? Taralı alanı bulacağım. O zaman pi parantezinde r kare eksi r kare neyi verecek size? Burası x kareyi verecek. O zaman pi çarpı x kare de size taralı alanı verir. Aslında şurada söyleyecektim ama vazgeçtim. Şurada tanjant x'i görünce pi çarpı tanjant x kare
diyecektim ama vazgeçtim, bilginiz olsun. Bunun da çözümü C'ymiş arkadaşlar. Şimdi 6. soruda bize demiş ki dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember verilmiş. Alfa açısını vermiş. A, O, D noktaları doğrusal olduğuna göre mavi üçgenin alanının sarı renkli üçgenin alanına oranının alfa türünden eşiti. Şimdi burası bir birim. Şimdi burası komşu bölü hipotenüsten kosinüs alfa. Burası da karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa diyebiliriz. O zaman bakın, mavi üçgenin alanının sarı üçgenin alanına oranı. Yani biz mavi bölü sarı diye isimlendirelim burayı. O zaman mavi üçgenin alanı kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 şeklinde olacaktır. Şimdi üst tarafı hallettik. Şimdi alt taraftayız. Şimdi buranın alanı bulmak istiyorum. Şurası bir birim. Şimdi şöyle düşündüm. Bu alfa ise burası da alfa. Daha sonra buradan aşağı doğru dik atarsam, doğru mu arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten burası ne olacaktır? Sinüs alfa olacaktır. Şurası da bir birim. Şimdi benim tabanım belli. Yüksekliğim de belli. O zaman sarı bölgenin alanı da sin alfa çarpı 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi şu ikiler birbirini götürürse, sinüs alfalar da yukarıda kaldığı için birbirini götürürse, bizim elimizde ne kaldı? Kosinüs alfa kaldı. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Şimdi 7. sorumuzda bize demiş ki x demiş 0 ile 90 arasında bir dar açı. Aşağıda bulunan doğru parçalar üzerinde santimetresinin uzunlukları verilmiş. Birinci öncüldeki mesela parçalar sinüs x, sinüs x 2, kosinüs x, kosinüs x 3, tanjant, tanjant 10 gibi söylemiş. Yukarıdaki öncüllerde bulunan doğru parçaları yardımıyla üçgen oluşturulacak. Buna göre hangi öncüllerde bulunan doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturulabilir diye sormuş. Şimdi bu üçgen eşitsizliği barındırıyor aslında. Nasıl da iki kenarın toplamı, mesela bir üçgen çizdiğinizi hayal edelim. Mesela burası A, burası B, burası C olsun. Şimdi şöyle bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarının mutlağından da ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. Şuradaki A'yı kaybedelim, öyle bir şey olmasın. O zaman şimdi bakın, 2 sinüs x'te sinüs x'in toplamı 2'den büyük olmalı. İki kenarın toplamı bir üçgende herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmalı. O zaman 2 sinüs x ne yapacaktır? 2'den büyük olacaktır. Sinüs x büyüktür 2 ifadesi bizim için yanlış. Çünkü sinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. O zaman birinci öncülümüz yanlıştır. Şimdi ikincide de herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olacaksa 2 cos x'in ne olması gerekir? 3'ten büyük olması gerekir. Ben şimdi önce bana verdiği üçgen eşitsizliğine uymaya çalışıyorum. Daha sonra da benim fonksiyonumun kuralına acaba bu eşitsizlik uyuyor mu onu kontrol ediyorum. Şimdi bu şartın yerine gelmesi için, yani buradan bir üçgen oluşması için cos x'in 1.5'tan büyük olması lazım ki, ama benim tanım kümeme ters olur kosinüs için. O zaman ikinciden de bir üçgen çıkartamazsınız. Üçüncüde baktığınızda tanjant x, tanjant x 10 dediyseniz, o zaman iki tane tanjant x'in toplamı ne olacaktır? 10'dan büyük olacaktır. Tanjant x nereden büyüktür? 5'ten büyüktür. Şimdi baktığınızda o zaman tanjant x'in 5'ten büyük olma şansı var mı? Var. Tanjant eksi sonsuza sonsuz arasında değerler alıyor. O zaman üçüncüsü doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır diyebiliriz. Şimdi 8. sorumuzda bize diyor ki en pozitif tam sayı olmak üzere gerçel kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Buna göre 3 tane öncülü vermiş, hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bu fonksiyon, şimdi sinüs x fonksiyonunun öncelikli olarak aralığından başlayalım. Eksi 1 ile 1 arasında ne yapacaktır? Değerler alacaktır. Bunda hemfikiriz. Şimdi eğer ki birinci öncülü demiş ki m tekse, siz sinüs fonksiyonu tek bir kuvvetin alırsanız o zaman yine fonksiyonunuz ne yapacaktır? Eksi 1 ile 1 arasında kalacaktır. Şöyle yapalım. M tek ise diyelim. Sonra ben 2 çıkardığımda f fonksiyonu ne yapacak? Hepsinden 2 çıkarıyorum. Şurada eksi 3 küçük eşit fx oluşturdum. Küçük eşit 2 çıkardığımda da ne yaptı? Eksi 1 yaptı. En küçük değeri eksi 3'tür demek doğru mudur? Evet doğrudur. M'i çift aldığınızda m çift iken, şimdi siz bu aralıktaki bir fonksiyon ifadenin karesini aldığınızda, yani sinüs x'in karesi ya da dördüncü kuvveti çift kuvvetini aldığınızda bu sefer sizin fonksiyonunuz sıfırla bir arasında olacaktır.
Şimdi 2 çıkarırsanız eksi 2 küçük eşit, küçük eşit eksi 1 oldu. Sizden istediği fonksiyonun aralığı. O zaman bizim değer kümemiz, hatta görüntü kümemiz eksi 2 ile eksi 1 arasında olmalıdır. Doğru mu? En küçük değeri eksi 2'dir demek doğru mu? Doğru. Şimdi 3. öncülümüze bakalım. Fonksiyona pi bölü 2 yazarsanız eksi 1. Şimdi biz m'in ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir deneyelim. Sinüs ne yaptık? Pi bölü 2 yaptık değil mi? Sinüs 90, pi bölü 2 90 demek bunun m'inci kuvvetini aldın. Eksi 2 dedin. Sinüs 90 zaten kaçtır? 1'dir. 1'in sabaha kadar kuvvetini de alsan sonuç yine ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. 1 eksi 2 de ne yapar? Eksi 1 yapar. O zaman 3. öncülümüz de doğrudur. O zaman E şıkkındaki cevabımız doğru cevap olacaktır. 3. öncülümüz de doğrudur.